Merhaba, bu derste metotlara ya da diğer adıyla fonksiyonlara bir giriş yapacağız. Java'da normal fonksiyon kullanımı ya da metot kullanımı biraz farklı. Çünkü her fonksiyon, her metot bir sınıf içinde olmak zorunda. Şimdi onun ayrıntısına bakacağız beraber. Yeni bir dosya oluşturduk. Şimdi gördüğünüz gibi bir proje var ve projenin altında birçok sınıf var, klas var. Bu klasların da her birinin kendine ait bir main, yani başlangıç fonksiyonu, metodu olabiliyor Java'da. Bu bütün klaslar birbirleriyle data alışverişi yapabiliyorlar. Tabii ki kalıtım dediğimiz, inheritance dediğimiz olaylar çerçevesinde gerçekleşiyor bu. Dolayısıyla biz de bir metot oluşturduğumuzda bu klasın içine oluşturmak zorundayız. Eğer dışarıya oluşturmak isterseniz C notasyonunda olduğu gibi mesela bir int topla diye bir metot oluşturmaya kalkarsanız hemen sizi uyaracaktır. Böyle bir fonksiyonu buraya oluşturulamayacağını ya da değer göndermeyecekse void derseniz böyle bir metodun oluşamayacağını size gösterecektir. Dolayısıyla bu metotlar klasın içine oluşturulmak zorunda. Değer göndermeyecek basit bir fonksiyon oluşturalım. Yaz desin. Burada da bir ekrana yazı yazalım. Deneme olsun. Şimdi böyle bir değer göndermeyen bir metot tanımlanabilir. Fakat bu metodu direkt olarak main içinde çağıramazsınız. Hata verecektir. İsterseniz deneyelim, yaz diyelim. Dediğinizde şöyle bir hata verecek. Çünkü dediğimiz gibi Java'da bütün metotlar bir sınıf içerisinde. Direkt olarak buraya yazamazsınız. Bu metodu klasın içinden çağırmanız gerekiyor. Dolayısıyla şöyle bir işi uzatma yoluna gidersiniz. Eğer direkt böyle bir metot yazarsanız bizim klasımızın adı ne? Ders 11 D olsun. New ders 11 deyip tanımlama yaparsınız. Daha sonra D nokta yaz derseniz ancak çağırabilirsiniz. Tabii bunu bu şekilde kullanmak bir işi uzatma olur. Normal klasın içine fonksiyon çağırabilmek için tekrar klası tanımlamak mantıklı bir yazılım değil. Dolayısıyla Java bunun için şöyle bir yöntem geliştirmiş. Statik dediğimiz ki biz buna ileride değineceğiz. Şurayı silelim. Statik dediğinizde artık bunu tanımlamadan İstediğiniz bu klasın içinde istediğiniz bir yerden çağırabilirsiniz. Mesela yaz diyelim. Şu şekilde çağırdım, artık bitti. Hiçbir şey tanımlamama gerek yok. Çünkü başında statik var. Eğer public statik derseniz bunu başka klaslardan da diğer klaslardan da çağırabiliyorsunuz. Statiğe ileride tekrar değineceğiz. Bu sınıfları anlatırken. Sınıflar içindeki metotları anlatırken. Buna tekrar değineceğiz. Fakat statiğin anlamı size tanımlama yapmadan diğer statik metotları da kullanmanızı sağlayacak. Çalıştırdığımızda bakın ekrana deneme yazdı. Peki public dersek ne olacak? İlk dönemki derslerimizden hatırlayın. Public dediğimizde bu yaz isimli metot artık diğer klaslardan da çağrılabilecek. Çünkü public diyerek bütün klaslara, bütün sınıflara açmış oluyoruz. Void biliyorsunuz hatırlayın değer göndermeye metotların başına void yazıyorduk. Eğer bir integer float türü bir değer gönderecekse onların başına da int ya da float yazıyorduk. Aynı kullanım biraz da bir sonraki dersimizde açıklayacağız. Aynı kullanım devam edecek. Genel olarak bir fonksiyon public static olarak çağrılmasında fayda var. Metodun
Çünkü diğer klaslarda da kullanmanızı sağlayacaktır. Metotların tanımı kısaca bu şekilde arkadaşlar.